Nasıl oldun? Biraz daha gelebildin mi kendine? İyiyim, sağ ol. Dinlen iyice. Çok güç kaybettin. Bazen düşünüyorum da... ayrılmasaydık nasıl olurdu? Olmasını isterdik, hatırlıyor musun? Dünyalar güzeli bir kızımız var zaten Kenan. Hem de yanı başında. O zaman her şey daha başka olurdu sanki. Gülnur abla, biliyor musun? Dün gece rüyamda Kenan amcayı gördüm. Hayırdır inşallah? Nasıl gördün? Böyle bir sürü ağaç vardı. Kenan amca ağaçların içinden bana doğru geliyordu. Ne güzel bir rüya görmüşsün Elif'ciğim. Ben onu çok seviyorum ki zaten. O da seni seviyordur canım benim. Niye susuyorsun Melek? Sence de... Kim geldi? Kim geldi Melek? Kim geldi Melek? Artık Elif'i öğrenmelisin Kenan. Öğrenmelisin. Kim geldi Melek? Gülnur. Selim de Zeynep'in bir arkadaşı. Kenan, artık herkes yaşadığını öğrense diyorum ha. Ben açıyorum kapıyı. Hayır, hayır Melek açma. Sakın açma Melek. Allah Allah. Annem neden açmıyor Gülnur abla? Belki daha gelmemiştir canım benim. Ne yapacağız peki şimdi? Hadi o zaman. Biz dükkana gidelim, belki oradadır, tamam mı canım? Gittin Melek. Hı hı. Gitti. Seni yine zor durumda bıraktım değil mi? Yok, zor durumda kalmadım ama... Melek, burada olduğumu kimsenin bilmesini istemiyorum. Ne olur beni anlamaya çalış. Tamam, öyle olsun. Peki, bu daha ne kadar sürecek Kenan böyle? Başladığım işi bitirene kadar. Bütün bunları nereden öğrendi? Düşün Arzu, düşün. Belki de başından beri her şeyi biliyordu. Hep takipteydi. Ne var? Ne bakıyorsun öyle? Şey, ben bugünkü gezintiniz için atınızı hazırlamıştım Arzu Hanım. Sizi göremeyince biraz huysuzlandı ama sizi bekliyorum. Bu ne rahatlık ya? Bu ne labalilik? Senden böyle bir şey isteyen mi oldu? Ben sana atımı hazırla mı dedim? Ben size hoşluk yapayım. Hoşluk yapacakmış. Bana bak Serdar. Bu evde bana ait olan hiçbir şeyini sürmeyeceksin.
Anladın mı beni? Ne oluyor burada? Hiçbir şey baba. Serdar atımı hazırlamış, ona haber vermeye gelmiş. Sana bu bahçede bir daha dolanmayacaksın demedim mi? Demedim mi? Dediniz efendim. Bir daha tekrarlatırsan senin için hiç iyi olmaz. Şimdi yıkıl karşıma. Ah Arzu ah. Böyle adamları hayatına sokarsan bulacağı bu zaten. Bir şekilde karşıda çıkarlar. Arzu. Evet, evet. İyi şimdi anne. Çok şükür. Kendine geldi Zeynep. Gözümüz aydın oğlum. Çok şükür. Anne, ben şimdi kapayım. Daha sonra tekrar ararım, olur mu? Tamam oğlum. Merakla bırakma bizi. Sık sık haber ver, olur mu? Tamam. Ben de şimdi Zeynep'in yanına gidiyorum. Görüşürüz. Annemin selamı var. Seni sorup duruyorlar sürekli. Herkes çok merak etti. Sağ olsunlar. Selim, Melek abla nerede? Bilmiyorum. Bugün konuşamadık ama uğrar bir ara. Çok özledim onu. Biz de seni çok özledik canım. Herkes çok merak ediyor. Kimse yanından ayrılmadı, biliyor musun? Karanlık. Tek hatırladığım şey bu. Bir ara hiç bitmeyecek sandım, biliyor musun? Bitti artık ama. Geçti. Uyandın Zeynep. Gözlerini açtığında neler hissettiğimi anlatamam sana. Şimdi nasıl hissediyorsun kendini? Bilmiyorum. Böyle biraz garip. Yani uyuşmuş gibi sanki her yerim. Normal hayatım. Kaç gündür yatıyorsun burada? Sence iyileşebilecek miyim seni? Biraz daha sabredeceğiz bir tane. Sonra yavaş yavaş düzeleceksin. Güçlüdür benim karım. Her şeyin üstesinden gelir. Ben hala anlayamıyorum seni. Yani kafam karman çorman. Kim niye böyle bir şey yapsın? Sonra o video kaydı, yengenin hali. Ah bir bilsem. Ama merak etme sen. Polis herkesin ifadesini aldı. Araştırıyor. Olanlardan dolayı o kadar üzgünüm ki Zeynep. Ama sen hayattasın ya. O su damlası gözlerinde bana bakıyorsun ya. Girip durma buraya. Bak polis çağıracağım. Çağır hadi. Çağır. Bu adam kızını görmek için çiftliğe kadar geliyor. Beni de rahatsız ediyor de. Kızım deyip durma. Yalan mı? Kızım değil mi? Hem kocan da geberip gitti zaten. Kimden korkuyorsun? Neyden çekiniyorsun ha? Serdar defol git başımdan. Bu yıllar önce bulduğun seyis parçası yok artık karşında. Kızımı görmek istiyorum ben. Hadi git. Çağır Tuğçe'ye gelsin. Babasına ihtiyacı vardır onun. Ne benim ne de kızımın sana ihtiyacı yok. Bunu o kafana sok. Ne zaman yıkılsam ben tutardım seni. Unuttun mu? Her zaman yanında ben vardım. Tıpkı o gece olduğu gibi. Artık ya. Allah kahretsin ya. Ay yeter artık. Bu sefer son Necdet Bey. Defolup gideceğim bu evden. Senden de
bu hapishaneden de kurtulacağım. Arzu Hanım durun. Böyle gitmenize izin veremem. Ya bıraksana beni ya. Ya karışma benim işime. Bırak beni. Arzu Hanım durun. Çalışırsan çalış. Ben Tuğçe'nin gözlerine ne zaman baksam o geceyi görüyorum. Kes sesini. O gece hiç yaşanmamalıydı. Sen benim bir anlık zaafımdan, sarhoşluğumdan faydalandın. Hayır Arzu, hayır. Asıl teslim olan bendim. Senin o gözlerine, arzularına teslim oldum. Ben seni hiç istemedim. Ben seni hiç sevmedim. Sen İstediğin kadar inkar et Arzu. O gece gözlerindeki o arzuyu beynime kazıdım ben, beynime. Sen de beni istemiştin. Ama hırslarına yenik düştün. Utandın benden. O yüzden de gidip o Kenan'la evlendin. Serdar, yeter artık. Benden, bana ait olan her şeyden, kızımdan uzak dur. İstediğin her şeye tek başına sahip olabilirsin ama Tuğçe'ye değil. Beni kızımdan uzak tutamayacaksın. Kızıma asla yaklaşamazsın. Buna izin vermem. Senden izin isteyen kim? Sinop mu? Ya Sinop'a gitmek de nereden çıktı Kenan? Ben... Kenan neyin peşindesin sen? Başladığın işi bitirene kadar da ne demek? Sen haklıymışsın Melek. Ailen trafik kazasında ölmemiş. Vurulmuşlar. Sen nasıl emin oldun ki bunun böyle olduğuna? Gazete haberinin peşine düştüm. Sana gösterdiğim haberin mi? O haber yalan habermiş. Annenle baban kazada ölmemiş. Biri vurmuş onları. Biliyordum ya. Bu işin içinde bir iş olduğunu biliyordum işte. Annemin bir şeyler gizlediğine emin olduktan sonra bu işin peşine düştüm. Rasim diye bir adama ulaştım. Rasim mi? Tetiği çeken adam. Sinop cezaevinde yatıyormuş. Onunla bir an önce konuşmam lazım. Kenan sen neden bahsediyorsun? Katil. Sinop'ta öyle mi? Bu işin peşini bırakmayacağım Melek. O adamın kim olduğunu, aileni neden öldürdüğünü, her şeyi en ince ayrıntısına kadar öğreneceğim. Selim. Selim. Heh, söyle canım, bir şey mi istedin? Ya çok susadım da bir bardak su verir misin? Tabii veririm. Ne alacağım? Sağ ol. Selim, sen iyi misin? Hı hı, iyiyim. Şey, olayla ilgili benim de ifademi alacaklar mı? Evet ama sen kendini ne zaman iyi hissedersen. O anı tekrar tekrar yaşamak zorunda kalacağım yani.
Hiç istemiyorum, hiç. Tanem, sen şimdi bunları düşünme, olur mu? İstersen biraz daha dinlen. İyiyim böyle. Sen abine haber verdin değil mi? Ben kendime geldim ya hani. Senin bir şey mi oldu? Yok. Yok bir şey. Selim, ne oldu? Bir şey olmuş işte, söylesene. Yok bir şey. Ya. Selim, bir şey olmuş, bana söylemiyorsun işte. Endişeleniyorum bak, ne olur söyle, ne oldu? Hadi Elif'cim, otur. Alo, Melek abla. Alo Gündüz, neredesiniz? Kafedeyiz Melek abla. Elif de yanımda. Biraz önce eve geldik ama sen yoktun Melek abla. Çok merak ettik seni. Tamam canım, ben zaten geleceğim birazdan oraya. Anneciğim, sana güzel bir haberim var. Gündür, yoksa Zeynep? Evet Melek abla. Zeynep gözlerini açtı. Allah'ım sana şükürler olsun. Tamam canım, ben hemen geliyorum o zaman. Sen şimdi neredesin Melek abla? Uzakta mısın? Yakın nasıl sayılırım ben? Tam gelince anlatacağım ben her şeyi. Tamam Melek abla, görüşürüz. Kenan, benim hemen bir çıkmam lazım. Nereye Melek? Kötü bir şey yok değil mi? Yok, kötü bir şey yok. İlacını almayı unutma, tamam mı? Unutma. Ben hemen dönerim, merak etme. Seyis'le evleneceğimi düşündü herhalde. Ya kimsin sen ya? Kimsin? Bir de gelmiş hesap soruyor. Gerizekalı. Anne. Ben babamın yanına gitmek istiyorum. Tuğçe'cim, başka zaman, olmaz şimdi. Ama cenazeyi de götürmediniz. Tuğçe'cim bak, çocuklar öyle yerlere gitmezler. Uzatma. Ben şimdi gitmek istiyorum. Tuğçe, sen beni anlamıyor musun? Olmaz diyorum, olmaz. O zaman ben de kendim giderim. Sen beni dinlemiyor musun? Duymuyor musun sen beni? Bana ne ya? Bana ne? Gideceğim işte. Bana bak Tuğçe. Benden haberse dışarıya çıkmayacaksın. Bahçeye çıkarken bile benden izin alacaksın, anladın mı beni? Şimdi doğru odana gidiyorsun. Ben söyleyene kadar da çıkmıyorsun, tamam mı? Ne diyorsun sen Selim? Nasıl olur böyle bir şey? Niye söylemedin bana? Ben anlamıyorum yani. Kenan abi. Nasıl olur Allah'ım? Selim. Hala inanamıyorum Zeynep. Ben onsuz nasıl yaşanır bilmiyorum. Onsuz ne yapacağımı bilmiyorum. Bu gittikten sonra sanki hayat durdu. Kabullenemiyorum. Hayır diyorum, benim abim ölemez. Ölemez diyorum benim abim. O benim hem abim hem babamdı. Zeynep. Ben alışamıyorum. Ben onun yokluğuna alışamıyorum. Eğer sana bir şey olsaydı Zeynep, işte ben o zaman ölürdüm. Keşke biraz olsun o acını azaltabilsem. Ama ölüm acısının tesadüfü yok.
biliyorum. Ama büyük acının üstesinden beraber geleceğiz Selim. Melek abla da yakınmıştır şimdi. Demek o yüzden gelmedi benim yanıma. Bana belli etmemek için. O da mahvoldu. Keşke yanında olabilseydim onu. Keşke. Şurayı mı? Hı hı. Senin kadar güzel boyayamam ama deneyeceğim. Anne! Anne neredeydin? Seni çok merak ettik. Evde de yoktun. Sen anneni çok mu özledin bakalım? Hı hı. Baban. Baban yaşıyor Elif'im. Zeynep ablam için çok mutluyum anne. Ben de kızım. Bak göreceksin, her şey çok daha güzel olacak anneciğim. Hoş geldin Melek abla. Gülnur'cum, sana da yük olduk değil mi? Yani önce seni hastanede yalnız bıraktım. Sonra da üstüne Elif. Sağ ol canım. Yani resmen emir vaki yaptım ben sana. Hakkını nasıl ödeyeceğim bilmiyorum Gülnur. Yani eğer mecbur kalmasaydım ben... Lafım olur Melek abla. Hem biz Elif'le çok iyi vakit geçirdik. Allah'a şükür Zeynep'imiz de iyi. Sende bir şey var Melek abla. İyi misin? İyiyim Gülnur. Emin misin? İyiyim Gülnur'cum. Merak etme sen. Abla. Melek abla bir şey mi var sende? Yok Gülnur, iyiyim ben. Emin misin ablacığım? Gülnur. Ben birkaç gün buralarda olamayacağım. Benim halletmem gereken bir şey var. Yani benim için gerçekten önemli. Kötü bir şey mi oldu Melek abla? Yok yok, kötü bir şey yok. Sonra anlatsam sana, bana gönül koymazsın, darılmazsın değil mi? Peki Selim, Zeynep? Hayır canım. Şimdilik onlara bu durumdan bahsetmeyelim, olur mu? Peki Melek abla, sen nasıl istiyorsan. Zeynep'im de gözlerini açtı. Şimdi gönül rahatlığıyla gidebilirim. Döndüğümde size her şeyi anlatacağım Gülnur. Yalnız Elif'i ben sana... Tabii ki Melek abla, ne demek? Ben Elif'e göz kulak olurum. Sen merak etme. Ama ne olur beni habersiz bırakma. Tamam canım, bırakmam. Melek abla, ne olduğunu bilmiyorum ama inşallah her şey senin için iyi olur. Sağ ol Gülnur. Çok sağ ol.
gelse desin. Ben babama gideceğim. Sen de gününü göreceksin işte. Babama her şeyi anlatacağım. Nasıl olsa o beni korur. Arabanın anahtarı. Ne zaman istersen yola çıkabiliriz Kenan. Melek ne bu? Araba kiraladım. Yani sen kendini ne zaman istedersen çıkarız yola. Melek. Bundan sonrasını tek başıma halledeceğim. Olmaz Kenan. Ya bu halde nereye gideceksin? Melek ben gayet iyiyim. İzin ver yarım kalan işimi tamamlayayım. Tamam. Ben sana gitme demiyorum ki. Birlikte gidelim diyorum. Melek ısrar etmenin hiçbir anlamı yok. Ben tek başıma gideceğim. Bunu da koyalım. Kuzum, ne yapıyorsun sen öyle yerlerde? Bir şey mi arıyorsun? Şey... Hiç. Tokam düşmüştü de. İyi madem. Bak sana neler getirdim. Sen çok seversin. Hiçbir şey istemiyorum Kiraz. Al götür onu. Kuzum olur mu öyle? Yemen lazım. Bak süzüldün iki günü. Hadi aç bakalım ağzını. Canım istemiyor Kiraz. Senin mutfakta işin yok mu? Ben de sen sevinirsin diye getirdim. Kiraz! Dur götürme. Canın çekti değil mi? Kıyamadım beni gerisin geri gönderme. Bir anda acıktığımı hissettim. Bak sen. Hepsini güzel güzel ye. Bitir tamam mı can? Yemeğe de ihtiyacım olacak. Az kalsın unutuyordum. Arzu Hanım, gönderdiğimiz küçük sürprizi beğenecek mi? Bakalım çiçekleri beğenecek misin? En sevdiklerinden. Ne çiçeği? Arzu Hanım, bunlar size gelmiş. Bana mı? Kimden? Bilmiyorum. Bir çiçekçi getirdi. Tamam. Teşekkür ederim. Pencereden bak. Şuna bak. Buraya kadar gelmiş. Alo. Gönderdiğim çiçekleri beğendin mi? Bana bak. Hemen git buradan. Ya dur. Daha yeni geldim sayılır. Nereye? Sen ne yaptığını zannediyorsun ya? İyice saçmaladın artık. Niye bu kadar çok sinirlendin? O çiçeklerin kokusunu sevdiğini çok iyi biliyorum. Ha, yoksa beğenmedin mi?
Sen ne cüretle bana çiçek gönderiyorsun ya? Kimsin sen, kim? Bunu bana hep hatırlatmak zorunda bırakıyorsun ama bir daha söyleyeyim. Ben kızının babasıyım. Tuğçe, Kenan'la benim kızım. Bunu kafana soksan iyi olur. Bence artık bu durumu kabullensen iyi edersin. Yeter artık. Yeter. Bak, sen değil bana çiçek göndermek, benimle aynı yolda bile yürüyemezsin. Ve bir daha böyle bir şey tekrarlarsan tavrım çok daha farklı olur. Benim çekinecek hiçbir şeyim yok Arzu. Gün gelecek bunları söylediğin için çok pişman olacaksın. Melek, biz konuştuk bunu seninle. Evet, konuştuk. Ben de seni bu halde yalnız bırakmayacağımı söyledim Kenan. Bak, ben gayet iyiyim. Ama sen böyle yaparsan orada neyle karşılaşacağımızı ben bile bilmiyorum. Olsun. Ne olursa olsun Kenan. Ben de geleceğim. Benden aksini isteme. Melek. Bak Kenan. O adam benim ailemi öldürdü. Benim hayatımı mahvetti. Ben de seninle geleceğim. Ben bunu yapmaya mecburum. Peki Melek, peki. Senin dediğin gibi olsun. Hadi çıkalım bir an önce. Kimseler kalmadı ki koca çiftlikte. Halbuki o ilk geldiğim vakitler sofralar hep kalabalıktı. Ah, ah. Bir kara buluttur dolanıyor tepemizde. Buyurun Aliye Hanım, sofra hazır sayılır. Bunlar ne Kiraz? Sana söylediğim yemeklerin hiçbiri yok burada. Aliye Hanım. Kaç kere söyledim? Menüyü kendi kafana göre sormadan yapma diye. Demedim mi? Söylediniz, söylediniz ama... O zaman nerede? Nerede ha? Sizden sonra Arzu Hanım geldi, bunları yapmamı söyledi. Ne? Ne dedin? Arzu mu istedi? Kenan'ın en sevdiği yemek de onlar. Hiçbir saygınız yok size. Ay ben bileydim ki öyle, hiç yapmaz mıydım Aliye Hanım? Bundan sonra lafından hiç kimse dışarı çıkmayacak bu evde. Kimse kendi kafasına göre iş yapmayacak, anlaşıldı mı? Nerede o? Arzu nerede? Odasındadır herhal. Topla şunları çabuk. Gözüm görmesin. Allah'ın cezası. Başka derdim yokmuş gibi de bununla uğraşıyorum. Ne var Allah'ın cezası, ne var? Arama dedim beni, arama. Kiminle konuşuyordun sen Arzu? Hiç. Telefon sapı dadandı. Çiçekler kimden? Çiçekler Tuğçe. Tuğçe toplamış. Yani Hasan'a söylemiş, o getirdi. Beni sürekli üzgün ve ağlarken gördüğü için üzüldü herhalde. Beni mutlu etmek istemiş. Bu evde beni çiğneyip kendi istediklerini yaptıramazsın Arzu. Ha. Kiraz'a birkaç yemek yapmasını söylemiştim. Onu söylüyorsunuz. Mevzu yemek değil. Beni yok sayıyorsun. Bana sormadan kendi başına kararlar veriyorsun. Buna alışsanız iyi olur. Bu evin yeni hanımı benim. Ne dedin sen? Evin hanımı mı? Ne oldu? Bunu duymak ağrınıza mı gitti? Başkalarını kandırabilirsin ama beni kandıramazsın Arzu. Neyi ima ettiğinizi anlamadım. O CD'nin hesabını vereceksin. O görüntülerin ne anlama geldiğini açıklayacaksın herkese. Bilmiyorum ne saklıyorsun ama her şey açığa çıkacak Arzu.
Ben etrafı güzelce derledim, topladım baba. Ya merak etme baba. Kimseye görünmeden geldim tabii ki de. Baba, bak benim için önemli olan sen orada iyi misin? Keyfin yerinde mi? Ben buna bakıyorum. Ya öf baba ya. Bu konuyu seninle kaç defa konuştuk. Benim şimdi oraya gelmem imkansız. Ya ne olur ya. Tamam, tamam, tamam. Hadi eyvallah. İyi akşamlar evlat. Zeynep Hanım'ın göstermiş olduğu bu direnç bizi çok şaşırttı. Hayata tutunarak çok riskli bir durumdan kurtuldu. Yapmış olduğumuz son tahlillere göre Zeynep Hanım'ın değerleri %90 oranında iyi görünmekte. O zaman yakında taburcu olacak diyebilir miyiz? Öyle hemen acele etmeyelim. Yapacağımız tetkiklerle beraber yarın Zeynep Hanım'ı yürütmeye çalışacağız. Ondan sonra taburcu olacağı tarih konuşuruz. Tamam, teşekkürler. Ne içiyorsun? Ben hala kendimi çok yorgun hissediyorum ama. Zeynep, canım. Bu çok normal ama. Hiç kolay şeyler atlatmadık. Hem bak, yarın inşallah kalkacaksın artık. İstersen doktorla da konuşurum. Beraber bahçeye çıkarız. Ne güzel olur. Çok özledim temiz havayı. Burada böyle dört duvar arasında... Veysel nerede lan? Lan oğlum cevap versene! Nerede Veysel? Bilmiyorum ya. Vuruşsana oğlum. Bilmiyorum lan. Gebertirim lan seni. Gebertirim. Komutan, hala Veysel! Abi vallahi bilmiyorum, bilmiyorum ya. Öldürürüm çocuk seni, öldürürüm. Nerede lan? Öldürürsen öldür lan şerefsiz. Günah benden gitti lan. Ne konuşuyorsun? Yalanın canını. Bilmiyorum ya. Nerede lan Veysel? Nerede konuşsan oğlum? Bilmiyorum ya. Konuşsan. 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 Şşş. Kimsiniz lan siz? Gebertirim lan sizi. Kimsiniz lan? Şerefsizler. Murat. Ne oluyor oğlum? İyi misin? Kim lan bunlar? Uzun hikaye. Hem daha seni de unutmadım Erkut abi. Gözüm üzerinde. Ya Murat ben bir şey yapmadım diyorum ya. Kim yaptı o zaman Erkut abi? Bilmiyorum. Zeynep'le evlenemediğin için çektin vurdun değil mi onu? Ha? Murat. Sevdiği kadını vuracak adam mıyım ben ya? Sen beni tanımıyor musun? Erkut abi. Bak. Bu olay çözülene kadar benim gözüme görünme tamam mı? Şimdi defol git buradan. Defol! Git! Benden hiçbir şeyin hesabını soramazsın Ali Hanım. Herhalde yaşlandığın için unutuyorsun benim neler bildiğimi. İşlediğim bütün suçları biliyorum. Bütün günahlarını. O masum insanların canına nasıl kıydığını. O cinayetleri nasıl örtbas ettiğini, hepsini. İki dudağımın arasındasın. Konuşursam hayatın kayar. Bir kelimeyle bütün itibarını yerle bir edebilirim. Artık Kenan yok. Seni koruyacak kimse yok. Elinde hiçbir koz kalmadı. Bundan sonra... Değil hesap sormak. Bana sesini bile yükseltemezsin. Şimdi odamdan çıkabilirsin.
Asik olmazsa sabah orada oluruz. Adamı görüp konuşabilirsek yarın da döneriz İstanbul'a. Her şeyi anlayacağız. Artık yolun sonuna geldik. Karanlıkta kalan bütün sorular cevabını bulacak. Neyin var Melek? Gitmek istemiyor musun? Bilmiyorum canım. Annemle babamın katilini göreceğim. Nasıl hissedeceğim, ne hissedeceğim hiç bilmiyorum. Anlıyorum. Ailemi paramparça eden, bütün hayatımı mahveden o adamı görmeye hazır mıyım hiç bilmiyorum. Anlıyorum ama geçmişte olup biteni öğrenebilmenin tek yolu da bu. Ben de anlamadım. Öyle bağırıştılar falan ama. He, gelin kaynana söylendiler birbirlerine. Ah, Kenan Bey gitti, evde huzur muzur kalmadı. Bakma, aslında istediklerinden falan değil. Hepsinin sinirleri bozuldu. Kolay mı? Birinin evladı, öbürünün kocası. Yürekleri yanıyor şimdi onların. Hele Arzu Hanım. Tuğçe, sen miydin gülüm? Tuğçe'cim, bir şey mi istiyorsun? İstiyorum. Babama gitmek. Gidersin tabii, neden gitmeyesin? Şimdi gitmek istiyorum ama. Ama şimdi olmaz gülüm. Niye olmuyormuş? Ben babama gidemez miyim? Gidersin, gidersin ama şimdi olmaz diyorum. Kimse gelmesin o zaman. Ben giderim. Olmaz. Çocuklar oralara bir başlarına gidemezler. Hem de gece gece. Niye? Niye gidemiyorlarmış? Ben babamı özledim. Hem de çok özledim. Anlamıyor musunuz? Anlamaz olur muyuz kuzum? Elimizden bir şey gelse yapmaz mıyız? Tuğçe'cim, tabii ki babanı ziyaret edeceksin. Ama Kiraz haklı. Uygun bir zamanda annenle gidersin, olur mu? Anlamıyorsunuz beni, anlamıyorsunuz. Kudret Bey, Allah'ın önce seni aldı benden. Şimdi de Kenan'ımın artık taş üstüne taş kalmadı yüreğim. Ne tutunacak bir kanım kaldı, ne de söyleyecek bir kelamım. Evlatlarının büyüdüğünü göremedin diye üzülürken, bugünleri göremediğin için seviniyorum. Dişimizle, tırnağımızla, yaptığımız evimizle sığıntı oldum Kudret Bey. Bakma bana öyle. Biliyorum diyeceğini. Kendim ettim, kendim buldum değil mi? Doğru. Ama şimdi ne yapayım? Paramparça olmuş ailemi nasıl bir araya getireyim? Baba anne. Gel yavrum. Gel babaannem, gel. Babaanne. Ben babama gitmek istiyorum. Lütfen babaanne. Beni babama götür. Babamla konuşmak istiyorum. Ona söylemem gereken şeyler var. Eğer yaşasaydı, benim de ona söyleyecek çok şeyim vardı yavrum. Çok şeyim vardı.